Herkese merhaba arkadaşlar, PES 2021 My Club'da yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün konsoldan PlayStation 4'ten top açılımı yapacağız. 500 bin GP'lik bir top açılımı yapacağız arkadaşlar. İstediğim iki tane efsane var. Özellikle Van Basten ve Maldini'yi takımıma çok katmak istiyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? 500 bin GP'ye ne kadar efsane bulabileceğiz? Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonunda da tahmininizin tutup tutmadığını yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. 500 bin GP'lik bir top açılımı yapacağız çünkü. Bayağı bir sürecek. 970 bin GP'miz var şimdilik. 500 bin GP açacağım, bakalım sonunda duruma göre hareket edeceğim arkadaşlar. Gelen oyunculara göre devam edip veya etmeyeceğime karar vereceğim. Haydi bakalım, bismillah diyelim. 25 bin GP ödeyelim. İlk topumuza evet diyelim, topumuz gelsin bakalım. İlk oyuncumuz geliyor. İlk topumuzdan efsane geliyor. Haydi bakalım. Maldini, sol ayaklı. Maldini'yi çok istiyorum. Kim bu ya? Nakamura geldi ya. Efsaneyi tutturduk ama istediğimiz efsane gelmedi. Sol ayaklı, ben de diyorum kim var diyorum. Bir türlü aklıma gelmedi. Nakamura'yı ekledik takımıza. Ama ilk toptan efsane bulmak gerçekten muhteşem oldu. 1-1'le başladık. 970 bin GP'miz vardı. Hemen ikinci topumuza evet diyelim bakalım. İkinci topumuz gelsin. Çok fazla uzatmadan. Haydi bakalım. İkinci topumuzda normal ekran döndü. Normal ekranları direkt geçebiliriz aslında. Bakalım, siyah top değilse direkt geçeceğim. Gümüş top, direkt geçtim. Tottenham'la oyuncu geldi. Bu arkadaşlar da tabii gümüş topları. Bakalım müsait oldukça maç oynatıp kontratlarını bitirip maçlarda kullanıp ondan sonra ya satarız ya da antrenör yaparız. Biliyorsunuz konsolda antrenör sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Yani çok kolay oyuncu yükseltilemiyor. O yüzden bu oyuncular çok işimize yarıyor. Çok değerli yani arkadaşlar. Mobilde o kadar değerli değil ama burada çok değerli. İkinci topumuzdan da normal ekran geldi. Bakalım siyah top değilse direkt geçeceğim. Değil, gümüş top, geçtim. Haydi bakalım, ilk topumuzdan efsane gelmesi gerçekten çok iyi oldu ama istediğimiz bir oyuncu gelmedi. Hatta kutunun en kötüsü diyebilirim. Nakamura yani şeyde çok iyi. Free kick ustası biliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi duran top vurabiliyor ama hız yok, çalım yok vesaire yok, hiçbir şey yok. Çok da etkili bir oyuncu değil. Sadece bir duran top özelliği var diye de bir oyuncu takımda oynatılmaz diye düşünüyorum. Kim bu? Lucas Moura geldi. Ekledik takımımıza. Fena bir oyuncu değildir. Arkasına da iki tane gümüş top. Ekledik takımımıza. Bu kaçıncı topumuzdu bakalım. Tam 4 tane top açtık. 100 bin GP'mizi harcadık. 100 binde bir tane efsane bulabildik. Yani 12 topta bir tane efsane gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Evet dedik. 5. topumuz geliyor bakalım. Yine normal ekran. Efsane ekran dönmedi. İtalya'ya gittik. Siyah top değilse hemen geçiyorum. Değil. Kim bu? Correa geldi. Fena bir oyuncu değildir. Kullanılabilir ama haftanın oyuncu kartı gelirse daha güzel. Bastoni gelmiş bu arada. Ekledik takımımıza. Tamam. Bu arkadaşları da ekledik. Hemen bir tane daha 25 bin GP'lik gönderdik. Haydi bir efsane ekran artık gelmesi lazım. İtalya'ya gitti. İtalya'dan. Siyah top. İtalya'ya mı gitti? Ben mi yanlış gördüm ya? Tam hatırlayamadım şu anda da. İtalya'ya mı gitti gördüm? Ben mi yanlış görmüş olabilirim? Geri sarıp bakmak lazım. Tam emin olamadım şu anda. Pogba geldi. Pogba'nın arkasına 86'lık bir efsane kim vardı ki hatırlayamadım. Neyse, ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. 25 bin GP daha ödedik. 200 bin GP'ye doğru ilerliyoruz. Sadece bir tane efsane bulabildik. Ya yine ekran normal döndü. İngiltere'ye gitti. Gümüş top, geçtim. Direkt geçtim gümüş topları. Tamam.
astık bu. 8. topumuz olması lazım eğer yanlışım yoksa arkadaşlar. 8. topta da maalesef ortada hiçbir şey yok. Şu anda tam 200 bin GP harcadık arkadaşlar. 200 bin GP toplam 8 top yani. 200 topta bir tane efsane verdi. 200 bin GP'de pardon. Bakalım. Ya geçtim yine. Jorginho geldi siyah top ama yani siyah top bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar açıkçası. Ekledik takımımıza. Tamam. Yani Jorginho ilgilendirmiyor en azından. Başka böyle kullanılabilir sanki bir oyuncu gelseydi daha iyi olurdu. Hadi ama artık efsane zamanı geldi. Efsane zamanı geldiğini düşünüyorum. İtalya'ya gitti. Bonucci geldi. Yine bir siyah top tutturduk ama biz efsane istiyoruz. Maximin geldi arkasına. 91 hız, 95 hızlanma daha birinci seviyesi. Fena değil. Güzel oyuncu Maximin. Devam ettik. Haydi bakalım. Toplamda bu 10. topumuz galiba arkadaşlar. Artık bir My Club efsane amblemi bir görmemiz lazım diye düşünüyorum. Zaniolo geldi. Çok iyi. Zaniolo iyi bir oyuncudur. Gerçekten kaç tane becerisi var? 2, 4, 6, 8, 9 tane becerisi var. Zaniolo'nun. Tamam ekledik takımımıza. Evet dedik tekrardan. Haydi bakalım. İşte bu be. Haydi Maldini'yi ver veya Van Basten. Ya Van Basten ya Maldini olursa gerçekten çok güzel olur. Sağ ayaklı. Saçları uzun. Lütfen Maldini olsun be. İşte bu be. Maldini geldi. İşte bu. En çok istediğim, kutuda en çok istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Maldini. İşte bu be. Gerçekten sevindim arkadaşlar. İstediğim oyuncu geldi. Maldini. Hoş geldin diyoruz My Club takımımıza. Yüksekten pası çok güzel. Hızı var. Sıçrama var. Defansif farkındalığı, zayıf ayak kullanımı, fiziksel durumu gerçekten muhteşem bu oyuncu. Gerçekten geldiğine çok fazla sevindim. Ekledik şu anda takımımıza. Devam ediyoruz. Kaçıncı topumuzdayız? Sanırım 300 bin GP mi harcadık şu anda? Aynen 970 bin GP'miz vardı. 300 bin GP harcadık. Yani 4-8 12. topumuzda gelmiş oldu. Devam ediyoruz. 200 bin GP'lik daha top açılımı yapacağız. Haydi bakalım. Normal ekran geldi. Geçiyorum normal ekranı. Kovacic geldi. Haydi bakalım. Çok iyi oldu be. Maldini çok iyi oldu. Tam istediğim oyuncu. Bende olmayan bir oyuncu geldi. Maldini. Bastık tekrardan. Bakalım. Normal ekran döndü yine. Kim bu? Gümüş top. Gümüş topları direkt geçiyoruz. Haydi bakalım. Kadromuz çok güzel oldu gerçekten. Beckenbauer'ımız da vardı. Yanında Puyol'u oynatıyordum. Şimdi Maldini geldiği için Maldini'yi max seviyesine yükseltirim hemen. Oyun elimde bayağı oyuncu antrenör var çünkü. Hemen inşallah yakın zamanda da bir maç atarım. Hatta bu videonun arkasına da atmaya çalışırım. Bakalım inşallah zamanımız olursa. Biliyorsunuz arkadaşlar çalışıyoruz bazen. Fırsatımız çok, zamanımız çok fazla olmuyor. Bastık tekrardan. De Gea. Elimizde De Gea'nın mor kartı var arkadaşlar. Bu gelen De Gea'yı ona basacağız. Güzel oldu. Mor De Gea'mız var çünkü. Şu anda 400 bin GP oldu. 4 tane daha top açacağız. 500 bin GP'ye tamamlayacağız arkadaşlar. Son 4 topumuz. 25 bin GP daha ödedik. 500 bin GP'ye bakalım kaç efsane bulacağız. Haydi be bir de Van Basten'i patlatsam var ya arkasına. Muhteşem ötesi olur gerçekten. Ekledik takımımıza. Tamam.
Son 3 topumuz, bakalım bir efsane daha bulabilecek miyiz acaba? Haydi bakalım, haydi bakalım. Yine normal ekran. Saçlara bak. Traore. Sağ açık oyuncusu. Ekledik. Son 2 topumuz. Haydi Konami, bir efsane daha patlatır mısın be? Bir efsane daha patlatır mısın? Geçtim. Tottenham'lı bir oyuncu. Tamam. Ekledik takımımıza. Son topumuz arkadaşlar. Tam 500 bin GP'yi tamamlayacağız. Sadece 2 tane efsane bulabildik. 500 bin GP'yi, ama tabii ki Maldini'yi bulduk. Maldini gibi bir oyuncuyu bulduğumuz için çok mutluyuz. Şöyle bir bakalım tekrardan. Kimlerin gelmesini isterim? Dediğim gibi Van Basten'i çok istiyorum. Nedved de olabilir. Şöyle aşağıya doğru. Ya diğerlerini istemiyorum. Diğerleri pek işime yarayan bir oyuncu değil. Van Basten veya Nedved gelirse muhteşem olur arkadaşlar. Son topumuzda bakalım. Evet dedik, son topumuz geliyor. Haydi bakalım. Maalesef gelmedi. Bastım. Chiellini geldi. Juventus defansını tamamladık arkadaşlar. Bonucci de geldi. Chiellini de geldi. İki tane stoperi bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, dediğim gibi en çok istediğim efsaneyi bulduk. 500 bin GP'ye sadece 2 tane efsane verdi. Sizler de top açılımı yaptınız mı buradan? Yaptıysanız kaç tane efsane, yani kaç tane GP'ye, ne kadar GP'ye, ne kadar efsane buldunuz? Gerçi onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendi top açılımıma göre bir değerlendirme yapmak istiyorum. 500 bin GP'ye sadece 2 tane efsane bulabildik. Şöyle geriye gelelim hatta. Şöyle... My Club üyeleri diyelim. Şuradan sırala diyelim. İmzalama tarihi var mıdır? Transfer tarihi var sanırım. Aynen. Şöyle baktığımız zaman Maldini'yi bulduk. İlk topumuzdan da Nakamura'yı bulduk zaten. Yani iki tane efsane bulmuştuk olduk, ama Maldini tabii ki hepsine değer arkadaşlar. O yüzden güzel bir top açılımı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah bugün veya yarın bu videonun arkasına birkaç güne inşallah videoda gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arada sırada bu şekilde MyClub'dan da top açılımları, maçlar yapıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.